Selam. Sanırım yanılmıyorsam Kahramanmaraş'ta son durağımız olabilir. 7 Güzel Adam Müzesi ya da Edebiyat Müzesi'ne geldik. Ama merkezden buraya kadar yürüdük lan. Vallahi yürüdük. Şimdi girişi yapacağız. Maskeleri takalım. Ay. Tam benlik yer vallahi. Değer yani. 7 Güzel Adam Müzesi. Ay. Resim çekilme amaçlı bile olsa lütfen maskelerimizi çıkarmayalım. Çünkü kapalı bir ortam, sayısız insanlar gelip geziyor. Kurallarımız bunlar. Riayet edersek seviniriz. Tamam. Nereden başlayalım? Alt kattan mı başlayalım? Merdivenlerden de var. Merdivenlerden başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Sen korkuyor diyorum. Sen kapat. Tamam o zaman ben yavaş yavaş gidiyorum. Gelirsin direkt üst kakır. Evet, Elif tuvalete gitti. Biz devam ediyoruz. Önce giriş kattan. Ya bayıldım. Çok güzel yapmışlar. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Sonra kuşlar. Şimdi arkadaşlar şu girişten başlayacağım. Onlar çok eski kitaplar ve beni tercüme olmayan kitaplar. İlk girişte arkadaşlar Karagöz ve Hacivat var. Zaten size 15 dakika veriyorlar ama bugün sakin olduğu için bize yarım saat izin verdiler çekimde yapacağımız için. Yarım saat kalacağız. Normalde 15 dakikaymış. Çocuklarınız varsa Karagöz Hacivat'ı izlerken siz de güzel çekim yaparsınız. Şimdi Hüseyin Rahmi Gülpınar, Yahya Beyti, Mehmet Akif Ersoy diye devam edeceğiz. Bunları şey yapacağım. Şöyle de bir kısa dörtlük okuyayım size. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor. Burada da resmi ilk gazete diyelim. Edebi Bilgiler İlkler çıkıyor yani. İlk neymiş? İlk resmi gazete, ilk edebi, ilk roman, tarihi roman denemesi, ilk tarihi roman, ilk özel gazete. Burası komple ilklerle, yerli roman. Mesela ilk batılı anlamda roman Halit Ziya Uşakgil'in Aşkı Memnu eseridir. İlk atasözleri kitabı mesela Şinasi tarafından Bilmem şu kimdir. Edebi ilk romansı Namık Kemal'in kalemi aldı. İntiba adlı romandır. İlk makale, ilk şiir antolojisi Ziya Paşa'nın Harabatmış. İlk dünyada yerli tiyatro eseri, dünyada değil bu Türkiye'dedir. Şinasi tarafından kaleme alınan şair evlenmesidir. Çünkü dünyada şey var, Shakespeare var yani hakkı demeyelim. İlk çağdaş sözlük, ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Kara Bibik adlı romandır. Ay ben bunu okudum ya, inanmıyorum. Elif nereye kayboldu kız? Yazıları okuyamadım yorgunluktan. Diyojen ve Zevzek. Şunu şöyle göstereyim sonra okuruz. Ben artık YouTube'da izlerken okurum bunu durdurup. Yani anlıyor musunuz gazeteler ne güzel mekteptir ve okuyanlar nasıl da uyanıyorlar. Ali Suavi böyle demiş. Şimdi sıradan Ziya Paşa, İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recai Mahmut Kerem, Muallim Cinaci, Ebu Ziya Tevfik, Şemsettin Sami, Abdülhamit Tarhan, Beşir Fuat, Nabizade Nazım. Nabizade Nazım'ın ince ince kitapları var. Ben de sanırım 3-4 tane var. Okudum yani. Şimdi sonra da Sezai. Tevfik Fikret. Bunu da okudum sanırım.
Şimdi buradan şöyle öteki odaya geçeceğim. Bu da bir Ozan ama kim olduğu... Aa, Karacaoğlan. Bu da Yunus Emre mi acaba? Ay, tüylerim diken diken oldu. Burada yine bölmelerde kitaplar var. Seyyah Adımları Divan Edebiyatı Evliya Çelebi. Çelebi biliyorsunuz dünyayı gezmiş. Bir de bu muydu acaba ya? Çelebi miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bazen okula çok okuduğum için çok karıştırıyorum bazen. Bir önceki seyahat... Tamam işte doğru söylüyorum. Ya, kendimle gurur duydum. Seyahathaneme yatarı olan Evliya Çelebi İstanbul'da doğmuş falan. Ben böyle çekeyim. Bir de... Aşk Reyhani. Yunus Emre. Dadaloğlu. Hacı Bektaş Veli. Büyük. Gelenekten gelen büyük. Kalabalık oldu, konuşamıyorum. Kerem ile Aslı'ymış bu. İkisi de kadına benziyor değil mi? Ferhat ile Şirin de buymuş. Telli ile Senem de buymuş. Bu da Nasreddin Hoca'ymış. Baki ve Nedim. Ya buraya anlatmayla video çok uzun sürer. O yüzden herkes gelsin görsün. Sultan Süleyman. Kutluysi. Divan şiirinin gür sesleri. Mevlana Celaleddin Rumi. Çok çok şey var. Çok hangisini çekeyim ki? Üç kapının ikisinden şair çıkan şehirdir Kahramanmaraş. İkinci kata çıktık. Bugün gittiğimiz taş köprü burası. Yine güzel yağlı böyle tablolar falan var. Neredesin ya? Buradan yeni çıktım ben üst kata. Ay bismillah, korktum ya, yeminle korktum. Ne kadar gerçekçi görünüyorsun ya. Korkuttun beni ama çok tortoş bir dedesin. Ben kendi şiirimi buldum. Okuyayım mı sana? Tamam, okursun. Aa, Necip Fazıl'ın tiyatro eserleri ve ilk ilk basım kitapları var ya. Oha ya, Necip Fazıl dini bir yazar. Ha. Tarık Buğra. Hep çok eski. Cemil Meriç şu an gündemde olan. Sen de bulabilirsin. Var ya, internette satılıyor. Bunlar kimin resimleri? Gördükler gerçekçi. Müjde Ağar. Şener Şen. Burada, burada çekilmiş herhalde. Ne diyor? Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu. Necati Cumali. Bak, okuduğum yazar. Orhan Asena okumadım. Turan Belgrad bu tarafta daha çok. Reşat Nuri Gültekin'i ergenlik çocuk döneminde okudum. Peyami Safa'yı hala okuyorum. Bu adam şiirlerde edebiyat dersinde çıkıyor sürekli. Ondan sonra Sebahattin Ali benim adamım. İlk başta Sait Faik kitapları var. En sevdiğim dördü de şudur. İçim kalabalık çekiyor, kalabalıklar çekiyor içim. Gibi Ahmet Hamdi Tanpınar gerçekten. Burası benim köşem. Hep sevdiğim şey. Sebahattin Ali biliyorsunuz önceden sağcıymış. Sonra bir tane Petrol diye bir kitap okuyor. O kitaptan sonra solcu oluyor.
öyle bir şey var. Maraş'ta bir ev çocukluğu, üniversite İstanbul. Bu kimmiş? Rasim Özdiren. Yalan söylemeye gerek yok. Tanımıyorum seni. Şimdi Mehmet Akif İnan, bunu da tanımıyorum. Şanlıurfa'nın yedi güzelin gür sesi diyor. Şarkıcı mıydı? Eski resimleri var yine. Evet. Yani bilmediğim de çok şey var. Ama burası gerçekten çok yararlı. Çocuklarınızı getirin, yararlı bir müze olmuş. İşte ne bileyim, büyüklerinizi de getirin, çocuklarınızı da. Ya üf. Karttıraşa girmesin lütfen. Bunlar ders çalışıyor ama bunlar üniversite mi giriyor? Katılım belgesi. Bu öğretmen, daktilosu var. Bu şey. Şunu arıyoruz mu? V.V. Aşık Veysel, büyük üstad, benim sadık yarim, kara topraktır. Gözleri kapalı mıydı hep böyle? Kör de olmuş herhalde bu. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel'in bir de kitabı varmış ama herhalde şarkı sözlerini yazdığı bir kitap. Gerçek bir ozan. Türkiye'nin en gerçek ozanı Aşık Veysel ya. Burası şiir odası arkadaşlar. Her yerden yazı çıkıyor. Karanlık odada sade yazılar var. Üçüncü kattayız arkadaşlar. Hepsini izleyemem, vakit yok. Yedi güzel adamı gösteriyor da. Oh. Aşk mahal. Necip Fazıl'ı çekiyorum şu anda. Ben pek hani okuduğum bir yazar değil. Şiir yazıyor. Ama aynısını yapmışlar yani. Necip Fazıl Kısakürek. Kısakürek dedi mi soy ismi? Bak okumadığı için bilmiyorum bile. Necip Fazıl Kısakürek. Heh, doğru. Mahsuni Şerif. Aşık Mahsuni Şerif. Onunla ilgili şey kasetler. Evet. Aslan'a yolla sen bunu. Fırıltakadan niye? Öyle derler ama. Ve Sezai Karakoç. Köşesindeyiz. Yine böyle bir mahalle arası kahvehaneler orada diye böyle eskiden öyle bir şey yapmışlar. Üzümler tabii sarkıyor tavandan ama plastik. Burada bölümde Sezai Karakoç'la ilgili şeyler var ama arkadaşlar hiç vaktimiz yok gerçekten. Bu da Abdurrahim Karakoç, Mihriban'ın şair. Mihriban, onu yazan kişi mi acaba? Ve biz artık dönelim ya. Yine Kahramanmaraş'ın yerleri, evleri falan. Vallahi bir günde... bizim bugün gezdiğimizi başka insanlar bir haftada zor gezer. Size o kadar söylüyorum. Hiç dinlenmedik. Sürekli geziyoruz.
Valla kendimle gurur duyuyorum ya. Çok az bir yeri kaldı Kahramanmaraş'ın. Bakalım hayırlısı. Şimdi şuradan alt kata indik ve alt katın yan tarafında kütüphanesi var dediler. Okuma salonu ve kütüphaneye giriş yaptık. Üst kattan başlayalım mı? Şöyle kapatayım. Aa, hoş geldin kütüphane. Yes. Ya çok güzel yapmışlar bunu. İş Bankası Kültür Yayınları. Karanlık çıkıyor kız. Işık yok mu burada? Işık yakar mısın? Halk Edebiyatı, Divan Şairi, Milli Edebiyat. Ay, Edip ışığa baksana yok mu ya? Yok, yok. Çok karanlık. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı. Kütüphanemi özledim ya. Arkadaşlar Ulu Cami'deyiz. Bilmiyoruz ki artık her şey karıştı. Dedik geçiyoruz madem. Çektiysek de bir daha çekelim. Ulu Cami'den otele doğru gidiyoruz. Hadi bakalım akşam oldu böyle oldu. Vallahi akşam ettik.